İsveç'ten buralara kadar geldiniz. Yorgunsunuz ama heykelin önündesiniz. Umut saçıyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün niçin buradayız? Geldik, gördük, şahidiz. Oradaydık demek için buradayız. Heykelin onuru, sanatın ve sanatımızın onurunu korumak için buradayız. Özgür ruhu, özgür düşünceyi savunmak için buradayız. Boş bakanlara sanat görmemizi sağlar, ruhunuzu temizler, kafanızı ucubelerden, putlardan kurtarır demek için buradayız. Sanat yenmez ama ekmek su kadar gereklidir demek için buradayız. Tamam abi, sen bunu bir aç. Uzak tutuyorum. Tamam. Düşmanlıklar, savaşlar son bulsun. İnsanlığa uzanan el tutulsun diye o eli tutmak için buradayız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'a Cumhuriyetimize sahip çıkmak, böyle bir günde bu heykelin yıkımına başlatmamak için buradayız. Fikirler özgürce, kardeşçe, yan yana yaşayabilir göstermek için buradayız. İnsanlık abidesinin yıkımına hayır diyerek haykırmak için buradayız. Başka nelere hayır diyoruz? Hep birlikte söyleyelim. Tek doğru benim doğrum. Tek hukuk benim doğru, benim hukukum diyenlere hayır. Tahammüden cinayetlere hayır. Yargısız infaklara hayır. Güzeli çirkin, kötüyü iyi, erdemliyi, masumu suçlu, haklıyı haksız, şerefsizi şerefli gösterenlere hayır. Resimde, heykelde, müzikte, tiyatroda, sinemada, edebiyatta, sansüre ve yasaklamalara hayır. Tiyatro yıkımlarına hayır. Kitap toplatmalara hayır. Heykel sanatını sanat olarak görmeyenlere hayır. Düşmanlıklara, dillere, savaşlara hayır. Esam arkadaşım, ben eskilerimizin hızını Zafer. Bugün burada bir abidenin bu büyük aletin önünde olmaktan hakikaten bir anlamda en büyük hazzı duyuyorum. Bunu görmüş olmaktan dolayı hakikaten büyük bir önem hissediyorum. Bu kolay yapılır bir şey değil. Her şeyden evvel bir sanatçının ve bir halkın iradesiyle buraya yükselen bu anıt aslında bir insanlık haykırışı, bir insanlık tarifi ve biz maalesef şimdi onun yıkımından bahsediyoruz. Yapanlar ve yıkanlar. Bu çok farklı bir şey. Biz yıkanlardan olmak isteyenlerden lütfen oradan, o halden cayın. Bir an evvel cayın diyoruz. Çünkü çok büyük bir leke bu. Sanat insanların bütün vasıflarını bünyesinde toplar ve sanatçılar aracılığıyla
işte abideler halinde, resimler halinde, şarkılar halinde sizlere ulaşır. Bizim burada maalesef bir yıkım aktının şahidi olmak için bir araya gelmemiş olarak görmüyorum bunu. Bu tersine hafızalarımıza kazımak için buradayız. Bunu kaldırsalar da bu çocuklara da anlatılacaktır. Bu hafızalarda yaşayacağı nokta onun bırakacağı boşluktur. Ama bu ülkenin sanatçıları şimdi buradaki bugün 23 Nisan'ı kutlayan çocuklardır, ilerinin sanatçıları. O bunlara bir ders olacak. Onlardan korkuyorlar. Korkulan odur. Ama onlar gelecek. Sağ olun. Gelin idam edecek cellatlar buradaydı. Araştırmalar yaptılar. Heykelin kalbini arıyorlardı. Delikler derdiler. Yanlış yerlere bakıyorsunuz dedim onlara ben. O heykelin kalbi orada değil. Heykelin kalbi içinizde, buralarda. Bizim içimizde. Şimdi çok değerli şarkıcı Sami'yi davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Minicik bir sessizlik rica etmek durumundayım. Çünkü teknik olarak bir problem yaşanıyor. Kalbini ararken delikler açıldığını söyledi. Mühendislik dilinde buna karot deniyor. Karot, madencilerin ve mühendislerin bir kütle üzerinden aldıkları parçayı laboratuvarda incelemesiyle üzerinden yorum yapmamızı sağlayan bir veridir. Buradan alınan parçalar doğru laboratuvarlarda ehil insanlar tarafından eğer titizlikle incelenirse buradan emek, onur, estetik ve bir baş kaldırı çıkar. Bunu doğru okumaları gerekir. Şimdi lütfen hafızanızı tazeleyin. Ruhisu'nun yurt dışına çıkartılmaması ve kalp operasyonu göremediği için bir anlamda ölüme terk edilmesiyle Sivas'ta sanatçıları yakanlarla aynı Sivas'ta Pir Sultan heykelini yerlere yıkıp o ünlü fotoğrafta olduğu gibi onun betonunu ısırarak ondan öç almaya çalışan zihniyetten farklı mıdır bu abideyi yıkmaya çalışan zihniyet? Kars'ta yaşayan bütün dostları tenzih ediyorum.